Yorumlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 5 Kasım 2020 Perşembe Sendika iş kolları hatası önemli duyuru var arkadaşlar. Sendika ile alakalı iş kolları hataları geliyor. E-Devlet üzerinden bili biliyorsunuz. Bazılarınız bu hatayı yaşayıp duruyor kaç gündür. Bu hata için son dakika gelişmesi var. Onu kısaca bir size sunup videoyu bitireceğiz zaten arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi YouTube'un bu tarz haberleri üreten tek kanalıyız. Kanala abone olup zili açarsanız hiçbir özel gelişmeyi kamu işleri adına, belediye ve TYP çalışanları adına kaçırmazsınız diyorum. Ve hemen detaylara geçiyorum arkadaşlar. 696 KK ile kadroya geçen arkadaşlar dikkatinize. Sendika iş kolları hatası düzeltilmiş olup tekrar E-Devlet'ten üyelik başvurusu yapmaları gerekmektedir. Değerli işçi kardeşlerimizin eğer bir sendikaya üye olmak istiyorsanız Çalışma Bakanlığımız tarafından sendika işlemleri için sistem düzenlemesi tekrardan yapılmıştır. Bu zamana kadar hatalı üyelik yapanlar, üye olan işçi kardeşlerimizin hatalı üyelik, yanlış üyelik mağdur olmamalar adına üyeliklerinin güncellemeleri gerekmektedir. Eğer üyeliklerinizde hata var ise yeniden üyeliklerin kontrol etsinler sistem güncellenmiştir arkadaşlar. Bunu bir kamu çalışanı sizlere duyuruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tekrardan söyleyeyim. Değerli işçi kardeşlerim eğer bir sendikaya üye olmak istiyorsanız Çalışma Bakanlığı'nın sendika işlemleri için sistem düzenlemesi yapılmıştır. Bu zamana kadar hatalı üyelik yapanlar ya da hatalı üye olan işçi kardeşlerimizin hatalı üyelik ya da yanlış üyelik mağduru olmamalar adına üyelikleri e-devlet üzerinden güncellemelidirler. Yeniden üyeliklerin kontrol etsinler sistem güncellenmiştir deniyor. Resmi duyuruda bir kişi de soru sormuş arkadaşlar demiş ki ilk üyelikten istifa etmeyip tekrar üye olacağız mı demiş birisi. O da cevap vermiş Güncellenme şöyle. Tekrardan istifa etmeyip başvuru yapacaksınız. Aynı şekilde demiş. Yani arkadaşlar herhangi bir istifa yapmayacaksınız. Sadece başvurunuzu tekrar edeceksiniz. Eğer sistemde bir hata görüyorsanız. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Eğer bu sistem hatasını görüyorsanız. Yapacağınız olduğunuz işlem. Tekrardan başvuru yapıp güncelleyeceksiniz başvurunuzu arkadaşlar bu kadar. Eğer hatalı üyeliğiniz var ise arkadaşlar sistemde bir hata görmüşseniz e-devlet e-devletinize bir girip bir bakarsınız arkadaşlar. E-devletten sendikaya başvurup nasıl olur? Asıl işe geçiş nasıl olur derseniz o konuyla da alakalı videolar kanalımızda mevcut. Dipnot olarak vereyim arkadaşlar ve videoyu burada bitireyim. Ekranda gördüğünüz videoları da izlemeniz yararınıza olacaktır diyorum. Sendika iş kolları hatası için önemli duyuruyu sizlere sunduk. Tekrardan yapacağınız iş arkadaşlar hatalı üyelik yapanlar mağdur olmamaları adına üyeliklerini tekrardan yapsınlar arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.